Merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar benim kanalımda bir yazarla söyleşeceğim. Heyecanlıyım. Her zamanki gibi mutluyum. Özgür'le tekrardan bu arayı kapatacağım için ayrıca mutluyum tabii ki. Hoş geldin Özgür. Nasılsın? Teşekkür ederim Dileda. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok mutluyum seni Çok gördüğüme. teşekkürler. Ben de iyiyim. Herkes kadar iyiyim. En azından öyle söyleyebilirim. Tabii. Bu akşam Özgür Çırak'la birlikteyiz ve Özgür'ün ormandan gece geleni üzerine söyleşeceğiz. Hayırlı olsun tekrardan. Ben Okurunu teşekkür bulsun diyeyim. ederim. Adettendir. Güzel bir giriş yapmıştın sıcacık bir evle. Devamı daha da güzel geldi bence tabii ki. Bu benim Teşekkür okur ederim. olarak fikrim. Çok Şimdi mutlu. biraz tabii öncesinden bahsedelim bilmeyenler için. Sen biyografik romanlarla girmiştin. Evet. Ve ondan sonra aslında bireysel ilk işin sıcacık bir evde diyebiliriz. Bir dosya olarak hani kitaplaşmış ilk işin Evet. buydu. Doğru. Güzel karşılandı. Ve Türkan Saylan sanat ödülünü aldı. Senin Evet. için tabii bu pandemi sürecinde eminim ki moral verici bir şey olmuştur. Kesinlikle. Sonrasında da kısa bir süre içinde ormandan gece gelenle buluşmuş olduk. Bu süreci birazcık anlatmak ister misin? Yani hazır bir dosya mıydı? Sonradan onu ayırıp sen bağımsız mı çıkarmak istedin? Nasıl bir süreçti senin için? Nasıl gelişti? Yani aynı anda birçok dosyası olan yazarlardanım ben de. Sıcacık bir ev basıldığında ormandan gece gelenin bir kısmını yazmıştım aslında. Kafamda kabaca bir kurgu vardı ama bugünkü elinizde tuttuğunuz şekilde değildi elbette. Bu uzun hikayenin ikinci bölümü, Cem Karakol ve Karaca hikayesinin bir bölümünü yazmıştım. Aklımda hep vardı. Ama nasıl tamamlayacağımı bilmiyordum doğrusu. Nereye gideceğini de bilmiyordum. Bir kısa öykü mü olacaktı yoksa çok oyulumlu tek uzun bir öykü mü olacaktı? Bunun kararını vermemiştim. Süreç içerisinde yaklaşık 2 yıl sürdü. 2 yıllık süre içerisinde bir dosyaya daha çalışarak aynı zamanda, iki dosyayı aynı anda çalışarak. Şimdi diğeri yarım. O bekliyor bu bittikten sonra. Biraz şey gibi böyle gözü doymaz müteahhitler gibiyim ben. Arsa kapatıyorum, çukuruna eşiyorum, kabasını atıp hemen bir başka inşaata başlıyorum. Biraz da şey belki maymun iştahlılık. Sanırım Elias Canetti, onun tarih notları var. Bir de Körleşme diye bir kitabı var sanırım. Tarihi notları yazarken aklı hep öykülere gidiyormuş, başka metinler yazmaya gidiyormuş. Kendisine yasak koymuş, demiş ki yalnızca bu tarih notlarını yazacağım, başka hiçbir şey yazmayacağım. Ama canı istemiş yani başka şeyler de yazmak, oyalamak, kendini oyalamak istemiş, gönlünü oyalamak istemiş. Ufak böyle aforizmavari şeyler yazmış. Edebiyat, sanata içkin. Bunu da Körleşme kitabında tamamlamış, bütünlemiş, çıkarmış. İşte orada yazıyordu yani. Gönlümü eylemek için, nefsimi köreltmek için, tarih notlarından kopmamak adına böyle ufak tefek notlar tuttum. Benimki biraz o hesap yani. Ufak tefek notlar tutuyorum, sonra üstüne çalışıyorum ve dosyayı tamamlamaya çalışıyorum. Bu şekilde bir hikayesi var. Aslında üstü kapalı olarak şunu sormuştum. Ben cevabını aldım. Yani ödül gelince bu seni hızlandıran, teşvik eden bir şey olmuştur elbette ama yayın evinin hadi arayı çok açmayalım, tekrar bir dosyayı okurla buluşturalım gibi baskısı olmadı. Zaten bu Yok. yarım olan bir şeydi. Kendi süreci içerisinde Kesinlikle. tamamlandı anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Nota bene zaten öyle bir tavrı hiç yok, hiç öyle bir tarzı yok. Aslında ben evet bir ikinci kitap yazıp kendimi kendime kanıtlamak istedim doğrusu. Bu tamamen bana içkin de bir şeydi. Ama bir yandan da böyle çok acele edip kötü bir metinle de okuyucunun karşısına çıkmak istememiştim. Epey kafa yordum doğrusu ben elinizde tuttuğunuz kitaba. Yaklaşık bir 2 yılımı aldı. Evet. Şimdi bir yavaş yavaş kitaba girmek isterim aslında. Tabii. Kitapla birlikte konuşalım diğer konuşacaklarımızda. Bu Evet. bir kısa roman, uzun öykü, novella pek çok isim var ama ben daha önce videoda kısacık bir bahsetme şansım da olmuştu. Orada da söylemiştim. Bence çok da birbirlerinden ayrı yere düşen kavramlar değil bunlar. Evet. Bu çok bambaşka şeyler söylemiyorlar. Bütününde ben baktığım zaman buna bir kısa roman diyebilirim kendi adıma. Dili çok tempolu. Çok tempolu olduğu için aslında sanki tam bitmesi gerektiği yerde bitmiş. Uzasa yazanı da okuyanı da biraz böyle sallandırırmış, yorarmış gibi geldi. Tabii sen yazan kişi olarak ne düşünüyorsun onu da bilmiyorum. Güçlü, zorlu bir dil kullanmayı tercih etmişsin. Aslında tabii tek bir kurgu yok. Birbirini besleyen kurgular, Evet. hikayeler bütüne gitmeye çalışıyor ve hani onların bir anlamda yarışını da görebiliyoruz. Bazı okurlar için bir tanesi, bazı okurlar için bir diğeri öne çıkıyor olabilir. Sen bu noktada yazar olarak tarafsız kalmayı tercih etmişsin. Karanlık bir öykü anlatıyorsun ormandan gece gelende.
Ben çok gevezelik ettim. Biraz da sen bahsetmek ister misin? Nasıl bir metindir Ormandan Gece Gelen? Öyle devam edelim. Yani öncelikle evet tespitini çok doğru buluyorum. Dili oldukça tempolu. Ben bu metindeki dili biraz şarkıya benzetmeye çalıştım. Bir şarkı gibi. Yani nakarat kısmında herkesin eşlik edebileceği bir ritmi olan, bir melodisi olan bir dil aslında kurmaya çalıştım. Öykünün tamamına da hakimdir. Tam da senin söylediğin gibi aslında neden bir roman değil, neden bir roman biçimini tercih etmedim de uzun öyküde karar kıldım. Bu dille bir romanı götürmek, şimdi bir de okur boyutu var. Okur boyutuyla da götürmek bana çok mümkün görünmedi. Yani şey gibi bana roman konçerto, uzun öykü ya da öykü hoş bir şarkıya benzetiyorum ben. Yani ben konçerto bestelemeyi düşünmedim. Bu hikaye biçim olarak, uzunluk olarak ve karakterlerin altının çizilmesi noktasında öyküye çok yakındı ve kullandığım dil de bence bir öykü diliydi. Zaman zaman lirizme kayan, bir şarkı gibi, bir temposu olan, bir melodisi olan, belki evet zaman zaman okumakta insanların belki zorlanacağı, biraz durup ara vereceği, ne söylendi burada deyip biraz geriye döneceği bir dil olabilir. Zaman zaman böyle bir durum olabilir ama zaman zaman da ritmin çok yükseldi. Özellikle işte Cem'in Karaca ile beraber ormana daldığında bir coşma haliyle anlattığım yerler oldu. Kuvvetle muhtemel okurlar da o coşma haline, o nakarat bölümüne eşlik edeceklerdir. Tamamen aslında dil seçiminden dolayı bu bir uzun öyküdür. Yani beni uzun öyküye götüren buradaki dil seçimidir. Bu novella uzun öykü hikayesinde de Amerikan Edebiyatçılar Derneği 17.500 kelime ile 40.000 kelime arasını uzun öykü kısa roman olarak değerlendiriyor. Bu çerçevede de aslında Ormandan Gece Gelen bir uzun öykü kısa romandır. Ama bence bu metni uzun öykü çerçevesinin içine sokan, bu biçime sokan tercih ettiğim dil. Şimdi notabene son zamanlarda özellikle Türkçe edebiyatta ya da öykücüler daha ağırlıklı aslında. Onların üzerine yoğunlaştı, iyi isimler çıkardı ve bu işi ciddiye aldığını görüyoruz. Sen de notabene de yolculuğunu devam ettiriyorsun. Evet. Bu anlamda bence güzel bir habitat yakaladılar. Çok yakın zamanda şimdi sen buradasın ama hani sen yabancı değilsin. O yüzden değinmek istiyorum. Çok önemsediğim bir iş. Kirpiğin düşmesin yere. O Evet. tabii geliri çünkü onun Mor Çatı'ya bağışlanacak. Bir Tabii. kez burada adını zikretmek isterim. Çok önemli. Kadın edebiyatçılar oraya öykülerini verdiler. Bunun dışında tabii ki farklı kıymetli işler de Evet, oluyor. evet. Peki şunu sormak istiyorum sana. Küçük yayın evinde olmak senin için bir avantaj sağladı mı? Çünkü bu okurunu isteyen bir metin, okurunu seçen bir metin. Yani Evet. kitleselleşmeye çok müsait değil çünkü biraz Evet. seçkinci bir dil Evet. yani hani herkesin çok Kesinlikle. kolaylıkla anlayabileceği, Kesinlikle. özümseyebileceği bir metin değil, ondan bahsediyorum. Sence bir Tabii. avantaj mıydı senin için Notabene'de ya da bir bağımsız küçük yayın evinde olmak? Vay, harika bir soru aslında. Yani evet, Ormandan Gece Gelen bir prime time dizisi değil. Yani herkesin çok televizyon izlediği saatlerde koyulabilecek bir senaryosu yok. Yani aslında yazdığım metin de biraz yayın evini belirliyor. Yani siz ne yazmaya karar verdiğiniz aslında metnin yolculuğunu hangi yayın evinde tamamlayacağını da bence baştan karar veriyor. Eğer prime time tadında bir metin yazıyorsanız onun alıcısı bambaşka bir yayın evi oluyor. Ama böyle metinler yazıyorsanız işte dil açısından coşkun, altyapısı karanlık, derdi olan metinler yazıyorsanız tam olarak az önce senin belirttiğin gibi yani okurunu seçecek metinler yazıyorsanız butik yayın evleri yani bu işi ciddiye alan butik yayın evleri daha doğru bir tercih oluyor. Evet yani daha çok okurla buluşma noktasında notabene avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Burada piyasa koşulları belirliyor aslında. Yani bu kitabın raflarda yer alması bir kültür endüstrisine içkin bir mesele. Yine aynı noktaya dönüyoruz. Sizin yazdığınız metinler kültür endüstrisi tarafından, kanon tarafından işaret edilebilecek metinlerse raflarda yerini alıyor. Ama kanon sizi işaret etmeyecekse, öyle şeyler yazmıyorsanız, evet belki çok görünür olmuyor. Belki kitlesel anlamda 5, 6, 7, 10 baskı görmüyor ama çok temiz. Gerçekten edebiyatı seven, okumaya gönül vermiş, nitelikli bir okurunuz oluyor. Bu açıdan aslında ben bu seyahatte, bu yolculukta mutluyum. Şunu önemsiyorum. Bence bu metinler çok satmayacak ama çok uzun satacaklar diye düşünüyorum. Çok da Bunun çok daha doğru önemli olduğunu bir yerden. düşünüyorum. Evet, çok doğru bir yerden baktığını düşünüyorum. Ben de hep onu söylüyorum yani burada bazen dostlarla
kayıtta veya kayıt dışında konuşurken. Yani Evet. bundan 5 sene önce üzerine konuşabileceğimiz metinler var. Bugün ne kadar sattığının böyle düşünce çok da bir önemi kalmıyor bence yani. Evet, kesinlikle. Yani 3 ay sonra hatırlamayacağımız çok satan metinler burada havada süzülüyor, gidiyormuş gibi geliyor bana. Benim kendi fikrim Kesinlikle. bu, bilmiyorum yani. Evet. Sıcacık bir evde karanlık bir atmosfer vardı. Sanki oradan buraya geçerken bu karanlık biraz artmış. Evet. Gerçekçileşmiş ve içine daha fazla şiddet girmiş. Hı. Tam burada aslında şu da var bu şiddetin içinde yani. Erkek çocuğunun büyüme sürecini gördüğümüzde yani kendine ve etrafına uyguladığı şiddet de var. Evet. Görülmeyen şiddetler de var. Psikolojik şiddet de var. Mesela Hı. babadan korku, babayla oğlun çözemediği meseleler, bir akşam yemeği üzerinden baba korkusunu anlatman. Bütün bunlar bu etrafımızda gördüğümüz şiddetler elbette ki yazarı da etkiliyor, dönüştürüyor. O Evet. metinlerden bu metne gelirken sen bunu kendine hissettin mi? Böyle bir atmosfer içerisinde yazmadan duramadım diyebiliyor musun? Yoksa kendinden gelişen bir süreç miydi sence? Daha karanlıklaşması metnin giderek. Ya vallahi çağ da herhalde her geçen gün biraz daha karanlıklaşıyor dile de. Haliyle bunun edebiyata, insana ve edebiyata yansımaları da oluyor. Yani ben aslında sıcacık bir evden ormandan gece gelene geçişte ben biraz bu konfor alanında kalmak istemedim. Yani sıcacık bir evde daha emek eksenli öyküler vardı. Daha kısa öyküler vardı. Belki biraz varoluşsal problemler, Kafkaesk bir durum ve zaman zaman lirizm vardı. Ara ara durum öyküleri vesaire de vardı. Sıcacık bir evde iyi tepkiler aldı. Hatta ben hala çok iyi, çok okunduğunu da düşünmüyorum. Yani çok fazla insana ulaştığını düşünmüyorum. O da uzun süreçte bence çok fazla okuyucuya ulaşacak bir konfor alanıydı sıcacık bir ev. Yani orada kalabilirdim. O tür hikayeler yazmaya devam edebilirdim ama biraz işte kişinin yazarlığını kendisine kanıtlama meselesi bu. Konfor alanının dışına çıktığımda ne yapacağımı düşündüm. Yani emek öyküleri, emeğe dair mesele, sınıfın yaşadığı problemler günlük hayatta beni hep çok düşündürür, çok yorar ve buna gerçekten kafa patlatırım. Bu tür öyküler yazmak istiyorum ama işte o konfor alanının dışına çıkma hikayesidir biraz ormandan gece gelen. Yani ormandan gece gelendeki hikayenin temeli benim bir arkadaşımın bir askerlik anısıdır aslında. Çok güzel anlatmıştı o hikayeyi bize. Bir karakolda aşçıdır, gıda sıkıntısı çekmektelerdir ve bir gün komutan bir karaca vurup getirir. Hakikaten öykünün ikinci bölümünün özellikle merkezindeki. Gerçek bir hikaye yani. Yani burası gerçek. Bu ilk momentin başladığı yer gerçek. Çok güzel anlatmıştı arkadaşım. Emrah Boztepe adını da anayım. Ondan işte rica etmiştim. Yani ben bu hikaye üzerine bir hikaye bina edebilir miyim, yazabilir miyim demiştim. Tabii demişti. Buyur, yazabilirsin. Böyle bir gerçeğe dayanan bir tarafı var. Niye bu kadar karanlık? Çağ her geçen gün biraz daha karanlık. Yani aslında sohbetin başında nasılsın diye sordum ve ben irticalen iyiyim dedim ama yani iyi olacak da bir şey yok şimdi ortada. Yani tedavisi olan bir şeyden dolayı eve kapandık. İşte her gün 300 insan ölüyor Türkiye'de. Dünyada ölüm sayısı olmuş 3,5-4 milyon. Yani patentin, fikri mülkiyetin tartışıyoruz ve bizden, Anadolu'dan iki insan fikir mülkiyeti kaldırılmasın kötü bir fikir diyor. Şimdi yani kapitalizmin bu noktaya geldi işte. Kolombiya'daki olayları görüyorsunuz. Yani polis halka ateş ediyor falan. Açık hedef. Yani her gün bir kadın öldürülüyor. İstismar var. İşte sabah bir haber okudum. Sakız Adası'nda bir mülteci ölmüş. Kimsenin haberi yok. Fareler kemirirken bulmuşlar. Ya yani bunlar çok korkunç şeyler. En son bu Covid mevzusunda bir haber okumuştum Twitter'da. Yani adam iş arıyor. Sırtında bir ceketi var. Diyor ki abim Covid'den öldü. Bu ceket abimin. İşsizim, iş arıyorum. İşte Diyor. Yani şey ne yapacağım? böyle bir dünyada karanlığa savrulmamak mümkün değil. Yani çağ karanlıklaştıkça, çağ kirlendikçe, çürüdükçe metinler de oraya doğru evriliyor. Şimdi burada biraz ormandan gece gelen de merkezde iki mesele var aslında. Bir türcülük var, insanın türcülüğü. İkincisi kadın meselesi. İşte kadın meselesinin altını Karaca, Düve ve Harun'un annesi hikayesiyle belirtirken Cem ve yine Cem'in özellikle Cem'in özelinde Dana ve Karaca mevzusu da bizim türcülüğümüze bir gönderme. Böyle bir alegori. Hikaye alegorik olduğu için de bir miktar karanlık. Çünkü bir takım dini mitolojik hikayelere de yaslanıyor. Özellikle işte Harun seçimimiz, onun bir günah keçisi olması, karakola gönderilişi, günah keçisinin çöle salınışı, bir takım dini mitolojik hikayelerden de beslendiği için metin karanlık. Ama öyküleri daha karanlık hale getiren bence çağ.
Doğru. Bir de böyle Evet. kutular olduğu için ister istemez Hitchcock vari bir ruh haline de girebiliyor insan okurken. Evet. Yani dediğinin bütününü de ben çok iyi anlıyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. 2 sene önceki videomu izleyip gelip sonra yeni bir videomu izleyip insanlar eskisi gibi değilsin diyorlar. Şimdi kimseyi Ya kırmak gördüm o istemiyorsun. yorumu ben. Gördüm. Çünkü 2 yıl önceki Dileda da değil yani. Farklı olması çok normal değil mi yani? Nasıl olabilirsin ama her gün o kadar çok kötü şeye şahit oluyorsun ki hani Evet. sen bireysel olarak bir şeye dönüşmüyorsun. Farkında olmadan zaten çığ gibi üzerinden gelip geçiyor sürekli bir şey. Tabii. İster istemez dönüşüyorsun. Kalamıyorsun aynı yani. Kesinlikle. Evet. Keşke mümkün Kalmamalısın da olsa. zaten. Tabii yani ben de böyle çok umutlu, tatlı hikayeler yazmak istiyorum. Belki bir gün yazarım yani. Ama onun için o hayal ettiğimiz dünyanın kurulması lazım. Zaten ya şey var ya hani insan yaşamadığı şeyi yazar. Biz hoş şu an karanlığın dibini yaşıyoruz. Niye karanlık anlatıyoruz? Bu da ayrı bir konu ama belki bir gün umutlu hikayeler de yazarız ama umutlu bir dünya kurmaya yaklaştığımız gün olur. Belki de hiç yazmayız. Hiç gerek olmaz. Yaşarız. Çok Yani daha çok güzel zaten olur çünkü. aydınlık yaşıyorsak belki onu oturup yazmaya tenezzül de etmeyiz. Anı Onu tadını diyorum ya işte çıkarıp yazmayız, yaşarız yalnızca. Aynen öyle yani. Hiç bilmiyorum. ihtiyaç kalmaz. Peki şimdi ben bunu sormazsam olmaz. Kendim de hayvan yiyen veya et yiyen biriyim. Beni yanlış anlama. Ama sen burada bunu Estağfurullah. ciddi bir mesele olarak konu edinmişsin. Senin bireysel olarak buna bakışın nedir? Ben sürekli kendimle bir savaş ve vicdan muhasebesi halindeyim. Evet. Ama hani senin kendi vicdan muhasebenin bir yansıması mıydı? Yoksa hani sen nasıl bakıyorsun bu konuya? Bunu çünkü buraya temel bir mesele olarak koyduğuna göre senin için önemli olduğunu düşünüyorum ve fikrini merak ettim açıkçası. Yani aslına bakarsan senin kendi içinde yaşadığın, yani et yiyorum ama yani doğru bir şey mi yapıyorum sorusunu ben de kendime sıkça soruyorum. Yakın zamanda YK'den çıkan işte yediklerimiz, tiksindiklerimiz, nefret ettiklerimiz diye bir metin okudum. Yine hayvanlar üzerine belki gözünde yemiştir. Şöyle diyor. Evde kedi, tabağımızda inek. İşte evde kediyi besliyoruz ama tabakta inek var. Onu da oturup yiyoruz yani. Şimdi bir insanın türcülüğü var. Yani bir ikiyüzlülüğü var. Kediye evet şefkatle yaklaşıyorsun. Köpeğe şefkatle yaklaşıyorsun ama kuzuyu kesiyorsun. Ben vejetaryen mıyım? Değilim. Vegan mıyım? Değilim. Bu arada et de yiyorum. Ama et yememem gerektiğini biliyorum. Yani şey gibi yani bir acıyı anlayabilmen için orada ondan olman gerekmiyor. Biraz empati becerisini geliştirmek gerekiyor. Süreç içerisinde belki et yemeyi bırakırım. Ben et yememenin doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama şu an yaşam pratiğimde bunu uygulayabildim mi? Uygulayamadım. Çünkü yani yemek noktasında kültürel bir tarihsel belleğimiz de var. Yani bizim orada yemek etli değilse yemek ne zaman gelecek diye soruyorlar. Yani fasulyeyi koydun, pilavı koydun, yedi bunu. Yemek ne zaman gelecek? Yani et yoksa buna yemek gözüyle bakılmıyor. Yani işte öyle bir kültürün içinden geldiğinde bir anda elinin tersiyle bu beslenme alışkanlıklarını bir köşeye itmek zor ama bu konuda tutarlı olmamız gerektiğini de düşünüyorum. Yani bana çok mantıklı. Hatta çağın hümanistleri bence vejetaryenler ve veganlar. Bunu belki biraz tartışalım istedim. Yani benim hislerim bunlar. Evet yiyorum ama bir de böyle bir gerçeklik var. Yani özellikle o kurban işte Cem'in çocukken karşılaştığı o kurban sahneleri. Benim aslında çocukluğumda Amasya'da memlekette kurban bayramı ritüelleridir. Yani izleriz hayvanın Hangimizin kesilişini. yok ki ya? Yani o bir travma halidir. Mesela babam hep şey der. Yani Özgür gözlerin kocaman açılırdı izlerken falan. Ama bir yandan da izlemeye devam ettirilir. Çünkü böyledir. Böyle bir gelenek vardır. Yani tuhaftır, saçmadır ama böyledir. Biraz onun da izleri var. Biraz bunu tartışmak istedim aslında. Yiyoruz, türcü. Ya işte şey şu Tavşan Ralph hikayesi. Yani bu kozmetik firmaları deney yapıyor diye çok üzüldük, paylaştık. Viral video oldu ama işte akşam da eti gömdük. Ya şimdi böyle bir gerçeklik var. Bir ikiyüzlülük, ahlaki anlamda da ciddi bir ikiyüzlülüğümüz var. Biraz bunu tartışmak istedim. Yalnızca kendi içimde değil, hep beraber tartışalım diye de biraz ormandan gece gelenin bir kısmını türcülüğe ayırdım. Doğru. Ben hep mesela onda şu örneği vermeden duramıyorum. Şimdi elbette ki makyaj malzemeleri, kozmetik, cilt bakımı. Ben bu konularda aslında bireysel olarak erken farkındalık geliştirmiştim ve uzun süredir kullanmıyorum. Ama ne yazık ki bu bununla bitmiyor. İlaç sektörü tamamen hayvan deneyi üzerine dönüyor. Peki bunu Tabii ne ki. yapacağız? Tabii. Ya Senin mesela sevdiğin biri hasta ve o ilaç ne yapacaksın? Ha, bu hayvanlar üzerine deneniyor deyip vermeyecek misiniz? aynen öyle yani mesela işte o yediklerimiz, tiksindiklerimiz, nefret ettiklerimiz de diyor ki işte 100 milyon tane fareyi katlediyorlar diyor bir ilacın geliştirilmesinde. İşte insan ömrünü atıyorum 5 yıl daha katacak vesaire. Sence doğru mu diye soruyor. Çok tartışmalı yani. Şimdi
Evet, fare mi insan mı? Evet, insandan yana oy kullanıyor gibi duruyoruz. Ben de öyleyim ama şey diyor adam da, biz bu ahlaki üstünlüğü ne zaman ele geçirdik? Yani ne zaman biz farelerden daha değerli bir canlı olduk? Hani hep bu öğretildi ya bize, dünya bizim için yaratıldı. Onlar bize hizmet etmek için gönderildi. O hani insanın egosunu tam merkeze koyan, egosantrik bakış açısıyla şeye benzetiyorum. Batlamyus'un güneş sistemi teorisine benziyor. Dünya ortada, güneş ve diğer gezegenler etrafında dönüyor. 500 yıl inanmış insanlar buna. Yani 500 yıl boyunca buna inanmış. Çünkü bu çok tatlı geliyor. Dünya merkezde, hepsi etrafımızda dönüyor. Yani bu hayvan meselesinde de biz merkezdeyiz, egosantrik, her şeyin efendisiyiz. Diğerleri bize hizmet etmek için gönderilmiş. Bu çok keyifli. Ama bu ahlaki üstünlüğü biz ne zaman aldık? Neden bir maymundan daha değerliyim ben? Neden bir köpekten daha değerliyim? Sorusu gerçekten önemli bir soru. Yani bu soru benim kafamı çok kurcaladığı için aslında biraz da ormandan gece gelene koydum. O zaman bu bölümü oraya ait sayabileceğimiz bir parçayı alarak bitirmek isterim. Başka bir yere geçmek isterim izninizle. Tabii ki. Tabii yazar buradayken yazarın kitabından bir bölüm okumak da ne kadar mantıklı bilmiyorum ama bunu yapacağım şu Çok eğlenceli. Yok, çok eğlenceli. Süpürgelerle mıntıka temizliği yapan askerler, yangın söndürme köşesinin yanına çektiği sandalyesinde sigara içen müfit uzman, karargahta rutin nöbet işlerini yazan Osman Assubay, yatakhanede istirahat edenler, karakola omuzlarda giren hayvana şaşkınlıkla bakıyorlar. İlk defa karakola vurularak öldürülmüş bir karaca giriyor. Vurulmak insanlar için, hayvanlar boğazdır. Evet. Bence bunun üzerine artık bir şey söylemeyelim. Sen zaten yazılması Katılıyorum. gerekeni yazmışsın. Evet. Şimdi burada yani aslında annelik üzerine ahkam kesmiyorsun sen. Sen aslında burada babalık üzerine ahkam kesiyorsun. Evet. Evet, aynen öyle. Ve babaların babalığı becerip beceremediği, babalığı ne zannettiği üzerine bence önemli şeyler söylüyorsun. Bu kitabın başında yer alsa da bu bölüm aslında sonunda bir anlama erdiği için kitabın bütünü içerisinde anlam ifade ediyor. Spoiler vermemek için farkındaysan nerelerden dolanacağımı şaşırdım burada. Vallahi evet. Ama mecburen böyle oluyor. Sen Kusura çok bakmayın. başarılısın bence bu konuda. Efendim? Ben daha çok yumurtluyorum. Yani sen gayet güzel etrafından dolanabiliyorsun. Ben açık ediyorum, bazen söylüyorum böyle şak şak, sanki herkes okumuş gibi. Ama çok büyü de bozulmayacak, çünkü yani hani sonunu söylesek bile hani metni okuma süreci zaten bir keyfe içkin olduğu için sonu bilmemek çok bir anlam ifade etmeyecek diye düşünüyorum, bilmiyorum ama. Aynı fikir değil mi? Bazı okurlar bu konuda hassas. Ben de o yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. O hani Tamam, büyük tamam. kaçırmadan gitmeye Tamam, çalışıyorum. Şimdi tamam. burada bence kitabın bütününde önemli bir şey ifade ediyor. Şimdi bu vurulan aslında Karaca'ya baktığımızda o da bir ebeveynlik sınavı var orada da yani. Evet. Onun üzerinden de bir eleştiri var. Bir de şimdi zaten ikame olmak senin burada üzerine vurgulayarak aktardığın bir kavram olarak o da önemli. Bütüne baktığımızda bu zaten toplum dediğimiz şey ailenin hani böyle milyon kere büyütülmüş hali ya hani. Biz bugün bu devletin de zaten ikameleriyiz bir yandan baktığında. Tabii ki. Hani parçadan bütüne geldiğinde benim için böyle bir anlam ifade etti ama senin için böyle alegorik bir tarafı da var mıdır bu metnin? Sence biz bir üvey evlatları olarak bugün bu babayla yaşadığımız bu krizin içine hapsolduk o bir gerçek. Çıkmaya çalışıyor muyuz bilmiyorum ama senin için yazarken bunlar kafandan geçen unsurlar mıydı? Böyle de okuyabilir Bakıyorum. miyim sence? Ya aslında bu metnin şöyle bir güzelliği var. Hani bu kapalı kutu bir metin. Yani midyenin bir kapağı var, kapalı ve içindeki sakladığı şey herkesin baktığı yerden farklı görünecek. Yani öncelikle şundan tabii ki bahsetmek lazım. Hikaye iki bölümlü. Birinci bölümdeki erk küçük amca, ikinci bölümdeki erk de olgun astsubay. Ve hepsi kadınlar üzerinde baskı sahibi, güç sahibi ve onların kendi evlatlarıyla ilgili de ne yapacağına karar veriyorlar. Çok açık etmeden böyle bir çerçeve çizeyim. Yani kadının ne yapacağına karar veren yine burada erkek. Tam olarak az önce senin de söylediğin gibi biz de ikameyiz. Neyin ikamesiyiz? Mesela emeğin ikamesiyiz, işsizler ordusu olarak. Ya da bir iş kolunda, işte X iş kolunda fiyatı belli bir tabanda tutmak istiyorsa bunun ikamesine ihtiyaç var. Yarın o orduda ihtiyaç olduğunda askerin ikamesiyiz. İşte kadınlar anneliğin ikamesi, bebeği olmayan kadınlar anneliğin ikamesi. Her şeyin ikamesi var. Haliyle yani devlet organizasyonlarında kişi de ikame. Ama ben bunu yazarken toplumsal anlamda böyle bir sosyolojik boyut
çizmedim doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bu okumalara o kadar müsait ki bu beni çok da mutlu ediyor. Yani şöyle tuhaf bir tarafı var. Nasıl okunuyorsa, nereden bakılırsa oradan görülebilecek bir metin. Bu çok keyifli. Yani çok farklı yorumlar geldi. Mesela geçenlerde söyleşi yaptığımız Aynur'un da şey demişti. Ama yok, çok spoiler olacak. Yok, söyleyemem, doğru. Kitabı okuduktan sonra bir dergi, Ogito'da bir söyleşi çıkmış, söyleşi yapmıştık. Orada sonlara doğru anlatıcı ile ilgili bir soru sordu. İşte Cem'in sonu ve anlatıcı ile ilgili bir soru sordu. Mesela hiç düşünmedim böyle bir şey ama öyle de okunabiliyor. Yani bu açıdan çok da şanslı hissediyorum. Yani nereden baksan bir şey görünüyor. Bu çok keyifli. Yani bu bir yeni yine aslında üzerine çalışılan bir yazma türü bence. Ben bundan çok keyif alıyorum. Hani beni birazcık uğraştırmasını, aşırı yoruma kaçmama, çok hani kızmayan metinler, öyle söyleyeyim. Bana bu anlamda yol açan metinler daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden hani ben çok beğendim. Çünkü bana çok uygun bir metindi her şeyden önce. Benim okuma zevkime çok uygun bir metindi. O yüzden emeğine sağlık. Hem şanslı hem şanssız bir yazarlık kariyeri geçiriyorsun. Bir kere bir ağız tadıyla fuar yapamadın, imza veremedin. Onların eksiklikleri kaldı ama bu kadar hani imkansızlıklar içinde de güzel bir yolculuk yapıyorsun bence. Tabii ki sen kendini farklı düşünüyor da olabilirsin. Teşekkür ederim. Benim gördüğüm kadarıyla böyle. Ne söylemek istersin okurlara? Seni hiç okumamış olanlara ya da sıcacık bir evi okumuş olanlara, ormandan gece gelenle yeni tanışacak olanlara. Ya evet, aslında ben bir noktada şanssızım. 1910 2019 1900 nereye gitti ya? 2019 Mayıs'ında çok tarihten alayım dedim ama yok, çıkamayız o şimdi içerisinde. 2019 Mayıs'ta çıktı Sıcacık Bir Ev. Ya ilk çıktığında ölü taklidi yaptı kitap. Yani 6 ay boyunca kimse okumadı. Hiç dönüş olmadı. Böyle çok talihsiz. Ben şey dedim yani. Evet ya, tamam, kimse okumadı. Zaten ikinci dosyayı da bu koşullarda hiçbir yayın evi kabul etmez. Kimse okumadı çünkü. Çünkü yani yayın evleri de nihayet ticaret yapıyor yani. Bunun iktisaden bir dönmesi lazım. Hoşuna söylemene çok ona bakmaz. Metne bakar ama yine de bir düşünürler yani. Arkadaş basacağız ama bu adamın kitabı hiç satmıyor. Sonra işte ödülle anılmak vesaire. Sizlik bereme bir hareket kattı. Bu benim için bir şans gerçekten. Yani fenomenler dünyasında yaşıyoruz Dile daha. Çağın hastalığı, kimse yanılmak istemiyor. Herkes verdiği bütün kararların doğru olmasını bekliyor. Oysa ki yani yaşamımıza bakalım, 1900'lere bir dönelim. Yani hangimiz hata yapmadık? Milyarlarca hata yaptık. Yani bence önce yani okur yeni yazarla tanışmaktan korkmasın. Yani gerçekten çok sıkı kalemler. Yani ben kendi üzerimde söylemiyorum. Ben kendi metinlerim için de söylemiyorum ama yani özellikle öykü türünde bence Türkçe edebiyat hakikaten iyi çağlarından birini yaşıyor. Çok verimli. Niceliksel olarak sayımız çok, nitelik olarak da bence kötü değiliz. Öncelikle hani tanışmaktan korkmayalım. Yeni isimler itmesin. Yani işte kapağına bakıp aman canım hiç tanımıyoruz. Şu da var yani, bir de o beğendiğimiz yayın evlerinin etiketlerini görmediğimiz zaman da metne dair maalesef çok olumsuz düşüncelerle yaklaşıyoruz. Neyse ki. Beğendiğim etiket yok, o zaman buradan edebiyat çıkmaz. Oysa ki bir de şundan yakınıyoruz. Hiç farklı şey okuyamamaktan yakınıyoruz. Şimdi siz hep aynı yayın evinin tercih ettiği metinleri okursanız hep aynı şeyi okursunuz. Çünkü orada bir editör bakış açısı var, ticari bir bakış açısı var. Onların kendi estetik algıları çerçevesinde bir tercihi var. Farklı yayın evlerinden metinler okumak bu noktada iyi olacaktır. Yani salgın, evet, hiç fuara katılamadık. Şöyle bir avantajımız var. İşte bizim bir kitabevimiz var İzmir'de, Zorba Kitabevi. Bilenler oraya geliyorlar. Ben hiç vermediğim kadar çok imza verdim. Belki 200'e yakın imza verdim ormandan gece gelenden. Fuar olsa veremezsin o kadar. Tabii yani İzmir'de bilen, tanıyan, tanışmaya gelen çok insan oluyor. Biz kendi ufak korsan fuarlarımızı orada gerçekleştiriyoruz. Diğer yazarlardan böyle bir avantajım var. Ormandan gece gelen de bence iyi başladı. Güzel dönüşler oluyor. Çok sayıda yazı yazıldı. Mesela bu beni çok mutlu ediyor. Evet, benim de dikkatimi çekti. Sevindim Yani böyle olmasına. evet, 9-10 oldu yani. Mesela Sıcacık Bir Evde hiç öyle bir şey olmamıştı. Ormandan gece gelende kendiliğinden bir anda bir bakıyorum bir yazı çıkmış. Bu müthiş bir keyif. Ve süreç içerisinde elden ele ulaşacaktır. Ve okuyan, okumayı düşünen, aman canım ne okuyacağım diyen herkese de öncelikle teşekkürler hakikaten. Özellikle Sıcacık Bir Evde yani elden ele ulaştırıldı bu hakikaten. Ben okudum, sen de oku. Elden ele ulaştıran, bahseden, okuyan herkese teşekkürler. Bundan sonra okuyacak olanlara da teşekkürler.
ne okuyacağım diyenlere de teşekkürler. Umarım iyi metinler bulurlar. Aslında söylediğim şey önemli. Ben onu açmak ve netleştirmek istiyorum. Şimdi bir yayın evinin bir editör ekibi oluyor. Siz hep o yayın evinden kitap aldığınızda aldığınız kitaplar hep aynı ekibin elinden geçmiş oluyor. Dolayısıyla ben nasıl şimdi diyorum bu kitap benim edebiyat zevkime uygun, bana uygun. Şimdi elime gelen metinlerin de hep bana uygun olanlarını seçip yayınlamak üzere onaylamış oluyorum. Yani bunun Türkçesi bu aslında. Farklı yayın evine gitmezseniz farklı editörlerin sevip yayınlamaya uygun bulduğu kitapları da okuyamazsınız. Aynen öyle. Hep aynı kitapları okumuşuyoruz. Ha, bu arada şunu da demiyorum yani. Büyük yayın evleri gerçekten çok iyi kitaplar da basıyorlar. Tabii canım, yani o öykü başka. Türlü, harika kitaplar basıyorlar ama hep oradan okursanız hep aynı metinleri okumuş olursunuz. Yani farklı yayın evlerine, farklı yazarlara, yenilere, genç isimlere bir şans vermekte yarar var yani. Yani şöyle bir durum oluyor. Yabancı bir yazarın adını hiç bilmiyorsa bile çok kolay o riski alıyor okur nedense. Hani kesinlikle, yerli evet. Bir yazarın kitabında o riski kolay kolay almak istemiyor kimse. Bu oradaki işte o yayın evi markasının da etkisi olabilir. Muhtemelen onun kesinlikle çok etkisi vardır. Böyle bir durum oluyor gerçekten. Ben bunu çok yoğun bir şekilde görüyorum. Yani yabancı bir yazar önerdiğinde çok daha fazla geri dönüş oluyor. Yerli bir yazara az geri dönüş alıyorum. Aslında hepsine aynı eşit vakit ayırıyorum. Aynı videonun içinde evet paylaşıyorum. Ama mesela o yabancı yazar hemen öne çıkıyor, ondan geri dönüşler geliyor. Ya bir de şöyle algılıyoruz herhalde. Hani çeviri edebiyatı şöyle algılıyoruz. Kendi ülkesinde, kendi dilinde çok sevildi. Çok popüler oldu. Oradaki elemeyi geçti. Ve buraya geldi. Yani birkaç süzgeçten geçti ve geldi. O yüzden nitelikli gibi bir algı var. Oysa ki çeviri kitaplarının da sözleşmelerini yapan ajanslar. Ülkelerinde çok sevilmeleri falan gerekmiyor. Yani ve zaten bir metin çok sevildiğinde çok iyi de olmuyor. Yani çok sevilmiş oluyor yalnızca. Çok popüler bir metinle de karşılaşabilirsiniz. Biz kitap evinde de çok rastlıyoruz. Yani Türkçe edebiyat çokça öneriyorum ben okurlara. Ya ben Türkçe okumuyorum falan diyorlar. Ya kimi okudunuz? Hani niye okumuyorsunuz? Ya işte bir Azra Cohen'i okumuştum. Yani bu minvalde şeyler gelince tabii insan biraz umudu kırılıyor ama tabii birkaç iyi metinle karşılaştırmaya çalışıyorum onları. Yani bu Türkçe yazanlar aman canım ya işte çeviri okuyalım. Çamura bulanmasın elimiz ayağımız. Ya yanılmama hali işte. Asla yanılmayacağız. Hep doğruyu yapacağız. Zamanımız da paramız da boşa gitmeyecek. Oysa ki yani çeviri metinlerde de senin de başına gelmiştir herhalde en son okuduğun Tamirci değil mi? Çok hoşlaşmamıştın galiba. Evet, çeviri kötüydü. Ya böyle şeylerle yani karşılaşmıyor musun? Açık açık söylemek ayıp aslında. Birinin emeği üzerinden bunu söylemek de istemiyorum ama iyiye iyi diyorum. Kötüyse de ben şimdi ne yapayım? Kötü yani açık bir şey. Evet. Yani kötülüğünden ne kastettiğimi de söyleyeyim de tabii yanlış anlama gelecek kelimeler kullanılmış. Kelimeler yanlış kullanılmıştı. Orada işte bir duraklamak, duraksamak örneğini vermiştim. Konuşurken insan duraklamaz, duraksar demiştim orada yazmıştım. Bunlar tabii beni birazcık geriyor. Anladım. Evet evet dil mahareti noktasında eksikler olabilir. Yani çevir edebiyatta da yanılabilir okur. Böyle ya tabii neyse buna ket vuramayız, ipotek de koyamayız ama Türkçe edebiyatla tanışmak için tam zamanı bence iyi metinler var çünkü. Evet özellikle bu zamanlarda bence üretimin devam etmesini istiyorsa okur. Şu zor zamanlarda desteğini de koyması lazım. Bu bir riskse eğer risk olarak görüyorsa bile bu riski tabii alması lazım ki insanlar kitaplarını yayınlatabilmeye devam edebilsinler. Yayın başka evlerinde şeyler okumak istiyorlarsa özellikle tabii bu riski almaları gerekiyor. Ama tabii yine kendileri bilir. Tabii tabii orası öyle. Şimdi ormandan gece gelen için yakın zamanda çok bir etkinlik olamayacak herhalde. Yine kapanma sürecindeyiz ama Zorba demişken en azından kapanma sonrası için insanlar onun da bilgisini verelim. En azından İzmir'de olanların, gelebilecek olanların belki kulağına su kaçırmış oluruz. Hem senin kitabın için hem diğer yazarlar için Zorba'da şu anda online olarak feminist okumalar yapıyorsunuz. O devam ediyor. Yanlış bir şey söylersem lütfen düzelt. Bunun dışında yakın zamanda Mehmet Fırat Pürselim'le bir online etkinlik evet yaptınız. Evet, evet, sen evet, bir toparlayıp bizim için anlatır mısın? Zorba nedir, neler yapıyorsunuz? Hem senin tamam kitabın için hem diğer yazarlar için neler yapacaksınız? Tamam. Öyle toparlayalım. O da önemli çünkü. Tamam. Zorba Kitap Evi yaklaşık işte bir yıldır Konak Alsancak'ta açık bir kitap evi, kafe. Ne yapıyoruz? Tabii şu an kapanma koşulları, kitap evimiz de kapalı. Ama açık olduğumuz dönem, ya şimdi biz salgın harici çalışamadığımız için yüz yüze yazarlarla kitap evimizde bir etkinlik yapma şansımız olmadı diyeceğim. Yalnızca Fuat Sevimay ile buluştuk.
O da Ekim ayındaydı. O zaman salgın koşulları biraz daha hafifti. Havalar da sıcaktı. Camı çerçeveyi de açabiliyorduk. Fuat abiyle bir yüz yüze, Fuat Sevimay'la bir yüz yüze bendeniz James Joyce konuştuk. Murat Çokureten diye bir radyo yapımcısı bir abimizle Küba yaptığı Küba seyahati deneyimlerinden doğan bir gezi kitabı vardı. Onu yüz yüze konuştuk. Sonra Neslihan Yiğitler'le geçmiş muayene istasyonunu konuşacaktık Gegane yayınlarından çıkan. Kerem Işık'la Dünya'nın Güçlü Tarafı'nı konuşacaktık ama salgın koşulları daha fazla yüz yüze etkinlik yapmamıza müsaade etmedi. Ne zamanki salgın koşulları biter, önce Kerem Işık'la Dünya'nın Güçlü Tarafı'yla başlayıp işte İzmir'deki yazar çevresinden uzağa doğru giderek yüz yüze elbette ki etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Ama şu an Sanal'da Zorba'nın feminist okumaları var ve biz aslında her ay bir kitap okuyup Zorba Çağdaş Okumaları çerçevesinde Zoom üzerinden toplanıyoruz. İşte bu zamana kadar Ethem Baran, Ayça Erkol, Mehmet Fırat Pürselim, yine Fuat Sevimay konuştuk. Bir de 100 kitaptan çıkan Doğu'nun öyküleri miydi ya? Batı'nın Doğusu. Batı'nın Doğusu evet. Bir Bulgar yazarın bir kitabını konuştuk. Sanal'da bu tür etkinlikler yapıyoruz ama salgın müsaade ederse Zorba Kitabevi bir kültür sanat ortamı olmaya aday. Konak Alsancak'tayız. Ormandan Gece Gelen özelinde bir şey yapamıyoruz aslına bakarsanız. Çünkü şöyle oluyor Dileda. Yani kitabevi açtılar kendi kitaplarını okutuyorlar. Kitabevi açtılar kendi kitaplarını imza atıyor falan olur. Yani adam kitabevi açtı imza günü yapıyor falan derler. O yüzden yani bana dair bir şey yapamıyoruz Zorba Kitabevi'nde. Ev sahibi olduğumuz için ama şunu yapabiliyoruz. Tanışabiliyoruz okurlarla sohbet ediyoruz. Çaktırmadan imza atıyorum. Yani imza günü gibi değil ama imza atıyoruz tabii artık orada kimse bir şey demez yani herhalde. Yok, imza alıyoruz, sohbet yapmasınlar artık ediyoruz. o kadarına O kadar da yani. Ne, ölelim mi yani? Kitap evimiz var diye ölelim mi? O zaman Hikaye böyle. Zorba'nın Instagram ve Twitter hesaplarını takibi almalarını Aa, çok iyi rica olur. ederim insanlardan. Oradan Evet. aktif bir şekilde takip edebilirsiniz. Çok Farklı, keyifli olur. güzel, az duyduğunuz kitapların paylaşımlarıyla da hem de siz de arşivinizi ya da listenizi zenginleştirmiş olursunuz. İsterseniz size yardımcı olurlar. Evet. Olur, tabii ki Selamımı kesinlikle. Ya zaten yani bu zincir kitap evlerinde tavsiye alamazsınız. Yani butik Evet. kitap evlerinden tavsiye alabilirsiniz. Çünkü zincir kitap evindeki orada çalışır yani emeğini satar, para kazanır, sonraki gün gelir. Onun için bir iştir ama bizim için aynı zamanda bir hobi çünkü Sirkülasyon biraz. vardır orada zaten. Tabii o satma üzerine odaklıdır. Biz biraz sohbet üzerine, kültür ve sanat üzerine odaklıyız. Çünkü bizim başka işlerimiz de var. Yani Zorba Kitabevi bizim bir geçim kapımız değil. Bizim sanat kültür kapımız. Şey diyorum ben, Zorba ekmek kapısı değil ama umut kapısı. Bizim için öyle bir yer. O yüzden gelen arkadaşlar kuvvetle muhtemel hem kitap tavsiyesi noktasında hem de edebiyat sohbeti noktasında keyifle ayrılacaklardır. Çok teşekkür ederim Özgür. Teşekkür Ağzına ederim. sağlık. Sağ Yordum seni. olasın. Son bir Ya kez hiç yorulmadım. Ormandan Gece Gelen Notabene'den çıktı arkadaşlar. Şöyle bir yakından göstermek isterim size ve samimiyetle de önermek isterim. Çok teşekkür Teşekkür ederim ederim tekrar. Dilek. Ben teşekkür ederim. Çok naziksin. Beni davet ettiğin için de çok mutluyum. Estağfurullah. Seninle zaman geçirmek çok keyifli. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Mutlu oldum. Sağ ol. Tamamen aynı fikirdeyim. Ne mutlu, çok sevindim. İzleyen herkese de teşekkür ederiz tabii ki. Görüşmek Evet, üzere. ben de Hoşça çok kalın. teşekkür ederim. Zaman ayıran herkese teşekkürler. Sana da teşekkürler Dileda. Ben Bay teşekkür bay. ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın.